Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlere eğer oyunun kendi arka planından, kendi grafiklerinden, kendi görünüşünden sıkıldıysanız kullanabileceğiniz güzel bir arka planın tanıtımını yapacağım. Aslında arka plan yeni bir arka plan değil. Biliyorsunuz bizim önceden çıkardığımız bir World Plus beta modu vardı. Hatta şu anda da full sürümü üzerine çalışmalara devam ediyoruz. 6000'e yakın eyalet tamamlandı. Onu da kısa sürede duyurusunu yapacağız. Yani ilerleme ile ilgili duyurusunu yapacağız. O World Plus modunun, World Plus Beta modunun arka planını, çözünürlüğünü vesaire ayarlayarak normal Age of History 2'ye uyarladık dostlar ve... Güzel de bir görüntü ortaya çıktığını, güzel de bir görüntü elde ettiğimizi açıkçası söyleyebilirim. Hatta bu böyle kalmayacak, daha da geliştireceğiz ve size bunu bir grafik modu olarak sunacağız abi. Peki ne yönden geliştireceğiz? Şimdi World Plus'ta bakın arkada görünen nehirler var. Şu nehirler, şuradaki nehirler, nehirler, buradaki nehirler, Tuna Nehri, işte Türkiye'deki nehirler, Fırat Dicle Nehirleri vesaire. Bu nehirler World Plus'ta baya yani buralar ee, çizilmişti. Ve nehirler görünüyordu. Ama burada henüz çizmedik. Yani nehirler sadece arka planın arkasından görünüyorlar. Ama biz bunu geliştireceğiz ve ayrı bir grafik modu olarak kullanımınıza sunacağız. Yani bu gördüğünüz nehirler aynı şurası gibi olacak abi. Yani şurada bakın mesela arka planın arkasından görünüyor. Ama biz bunu geliştirdikten sonra ve grafik modu olarak çıkardığımızda şuradaki gibi olacak ya da şuradaki Nil Nehri gibi olacak abi. Bunlar gibi olacak bu nehirler ve daha güzel bir görüntü kesinlikle ortaya çıkacak ki zaten arka plan bence şu anki haliyle de gayet güzel bir görüntüye sahip. Yani en azından Age of Story 2'nin o kendi normal düz görünümünden bir süreliğine kurtulabilirsiniz ya da tamamen kurtulabilirsiniz. Beğenirseniz hep bunda oynarsınız. Özellikle Asya'nın görünümü benim bu arka planda gerçekten çok hoşuma gidiyor. Amerika keza aynı şekilde Güney Amerika toprakları vesaire gayet güzel görünüyor. Şuralara falan bakar mısınız abi çok hoş bir görüntü var bence. Aynı zamanda Kuzey Amerika'da gayet güzel görünüyor. Tabii siz bunu isterseniz kişiselleştirebilirsiniz. Ne demek istiyorum kişiselleştirmeyle? Şöyle bir oyuna başlayalım ayarlara girelim abi. Direkt oyun içinden ayarlara girelim. Aynı öyle e -Alt ayarları. Diyelim ki size biraz fazla karanlık geldi bu tema. Yani çok da sorun etmenize gerek yok. Eyalet harfiyi ben yüzde kullanıyordum normalde bu arka planda. Siz 120'ye çıkarabilirsiniz abi. Bu şekilde de bakın birazcık daha aydınlık oldu. Hatta böyle daha güzelmiş lan. 125 civarında da kullanabilirsiniz abi. Böyle de gayet güzel görünüyormuş açıkçası. Yani kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Ben mesela bu e, haritayla bu arka planda oynarken ee, ülkelerin yazılarını beyaz yapıyorum. Bence daha çok yakışıyor çünkü. Yani e, siyah yapsam gerçekten yakışmayacak. Şu arka planı siyah gitmiyor. E, peki siz nereden değiştirebilirsiniz bunu? Gayet basit. e ayarlarına girdiğinizde medeniyet isimlerinin minimum ölçeğinin altında renk adında bir bölme var. Oradan rengi beyaz yapıyorsunuz abi siyahtan. Hatta şuradaki e, gölgeyi de beyaz yaparsanız daha hoş görünür. Normalde burası siyah olur büyük bir ihtimalle. Beyaz yaparsanız daha hoş görünür. Yani... Ben açıkçası şu ayarları size öneririm. Bu arka planla beraber şu ayarları uygularsanız eyalet harfi 125 ve renk beyaz gerçekten güzel bir görünüm elde edersiniz diye tahmin ediyorum. Ki videonun başlarında da söylediğim gibi geliştirilecek ve bir grafik modu haline getirilecek bu arka plan. Umarım arka plan hoşunuza gitmiştir. Şimdi hemen bilgisayar için kurulumunu ve telefon için kurulumunu da göstereceğim her ikisini de göstereceğiz abi. Merak etmeyin. Telefon için kurulum ben BlueStacks'ten göstereceğim. Siz kendi telefonunuzla uygulayabilirsiniz tabii ki bunu. Şimdi öncelikle bilgisayar için kuruluma geçelim. Sonrasında da telefonun kuruluma geçelim dostlar. Yapmanız gereken işlem son derece basit dostlar. Öncelikle açıklamada vereceğim linkten arkaplan.rar dosyasını indireceksiniz. Zaten açıklamadaki linki dediğinizde direkt karşınıza bu dosya gelecek. Sonrasında bu dosyanın indirildiği yere gidin. Sizde büyük bir ihtimalle indirilenlerde vesaire olabilir abi. Oraya gidin buna sağ tıklayın. Ve diğer seçenekleri göster Windows 10 kullanıyorsanız demenize gerek yok. Önünüze bir klasöre ayıkla seçeneği gelecek. Tabi Önünüze bu seçeneğin gelmesi için bilgisayarınızda RAR programının, WinRAR programının yüklü olması gerekiyor. Öncelikle bilgisayarınıza WinRAR programını kesinlikle yükleyin. Yükledikten sonra karşınıza bunlar gelecek abi. Klasör ayıklı seçeneğini seçeceksiniz ve karşınıza arka plan adında bir klasör gelecek. Buna gireceksiniz. İçindeki dosyaları alacaksınız ve kopyalayacaksınız. Sonrasında Age of History 2 dosyalarına gidip map'e gireceksiniz. Background'sa bu iki dosyayı yapıştıracaksınız. Önünüzde eğer böyle bir soru gelirse hedefteki dosyaları değiştir diyebilirsiniz. Ha eğer diyorsanız ki ben Age of Story kendi arka planlarını da yedekleyeceğim. Şöyle yaparsınız abi. Şöyle şunun sonuna bir 2 koyun. Bunu da sonuna bir 2 koyun. Şu anda bunları yedeklemiş oldunuz. Artık buna iptal diyebilirsiniz. İptal edin bunu. Sonrasında ne yapıyorsunuz abi? Geliyorsunuz yine arka plan dosyasına alıyorsunuz bunları. Ve Age of Story'in background klasörüne atıyorsunuz. Artık bunların ismini değiştirdiğimiz için bize öyle bir soru sormayacak. Gördüğünüz üzere direkt olarak yapıştırdı. Ha yani neden yedekleyin diyorum. Çünkü ben Bunları yüklediniz diyelim beğenmediniz abi. Eski arka planlara geri dönmek için elinizde ne olur ne olmaz bulunsun. Bu ikisini yedeklemeniz sizin için daha iyi olacaktır. Şu anda arka planları yükledik. Artık tek yapmanız gereken AOC'ke xden oyuna girmek dostlar. Bilgisayarda işlem gerçekten basit gösterdiğim gibi. Şimdi de BlueStacks'tan mobilde bu kurulumu nasıl yapacaksınız? Mobilde bu arka planı nasıl yükleyeceksiniz? Göstermeye çalışacağım. Dilerseniz şimdi de mobile geçelim dostlar. Evet dostlar açıkçası mobilde de yapmanız gereken işlem öyle çok da zor değil. Öncelikle Chrome'a giriyorsunuz abi. Açıklamada verdiğim linkten zaten rahatlıkla background'ı indirebilirsiniz. Background'ı buradan indireceksiniz. Sonrasında önünüze bu şekilde zaten bir download seçeneği gelecek. Download'dan indireceksiniz abi dosyayı. Dosyanın indirmesi tamamlanırken siz hemen arkadan Age of için bir bir APK'sını da indirmeye başlayın. Yani artık hangi siteden indirirsiniz bilmiyorum ama yapmak için APK indirmeniz gerekiyor. Eğer Play Store'da oyuna sahipseniz maalesef olmuyor. Yani hangi siteden indireceğini, indireceğinizi kendiniz bilirsiniz abi. Yani indirelim bir yerden çok da önemli değil. Göstereceğim abi tek tek. Yani tek tek göstermeye çalışıyorum ki hiçbir yerde bir zorluk bir sıkıntı yaşamayın. Şöyle reklamları kapatın abi bu arada ilk çıkan. Ya zaten herhalde Android Oyun Club kullanmayanız yoktur aranızda. Büyük bir ihtimalle hepiniz biliyorsunuz zaten bunları. Sonrasında dediğim gibi buradan Age of History 2'yi indireceksiniz. Uygulamayı falan boş verin abi indirmenize gerek yok. Geçin bunları direkt şuna basarak zaten indirmeye başlayabiliyorsunuz Age of Story APK'sını. Ok dedikten sonra indirmeniz başlayacak. Detaylara da baktığınızda zaten göreceksiniz indirmeyi. İndirme işleminiz de tamamlandıktan sonra tabi bir de MT Manager'ın APK'sı gerekiyor. MT Manager APK yazdığınızda zaten yine çıkacaktır uygulama karşınıza. Ben nerede indirdiğimi tam olarak hatırlamıyorum. Bir bakayım. Evet abi burada indirebilirsiniz. Hatta dir direkt biz de indirelim ki hani videoda yapalım. Herhangi bir sorun çıkmasın. Direkt biz de indirelim. Evet burada indiriliyor abi tamamdır. MT Manager'da indirdiniz. Age of History 2'nin de APK'sını indirdiniz. Bir bakayım doğru uygulama mı? Aynen öyle bu uygulama. Yani APK kombo sitesinden indirebilirsiniz. Ben de bilmiyordum o siteyi şimdi gördüm. Ama güvenliymiş sanırım. Gayet normal bir şekilde indirdik. İndirdikten sonra tek yapmanız gereken kurmak. MT Manager'ı açacaksınız ve yükle diyeceksiniz. Ben de zaten şu anda yüklü olduğu için yüklemeyeceğim. Siz de yüklü olmayacak büyük bir ihtimalle. Yükleyeceksiniz MT Manager'ı. Sonrasında da Age of Story 2 APK'sına MT Manager'dan gireceğiz zaten göstereceğim hepsini. Evet abi indirme tamamlandı. Şimdi MT Manager'a gireceksiniz yükledikten sonra. Buradan download'a geleceksiniz. İndirdiğiniz dosyalar zaten önünüze çıkacak. Age of Story 2'ye gireceksiniz APK'sına. Göster diyeceksiniz. Önünüze assets adında bir klasör çıkacak. Yani birçok klasör çıkıyor ama siz assets'e gireceksiniz. Buradan map'e gireceksiniz ve backgrounds'a gireceksiniz. Tam burada MT Manager'ı arkaya atın ve ana menüye gelin abi. Buradan sonra RAR'la da ufak bir işimiz var. RAR'ı zaten Play Store'dan rahatlıkla indirebilirsiniz. RAR'a girin, download'a girin. Şu arka plan RAR'a uzun tıklayıp arka plan klasörüne çıkart seçeneğini seçin. Aynı bilgisayarda yaptığımız gibi abi. Hani sağ tıklayıp klasörü ayıkla diyorduk ya. Aynı bu da aynı mantık. RAR'la arka planı klasöre ayıklıyorsunuz. Sonra MT Manager'a geri dönün. Sağ taraftan da yine download'a girin. Arka plan klasörüne girin. Gördüğünüz üzere arka planlarımız burada. Bunları alıyorsunuz, ekle diyorsunuz ve diğer tarafa, yani Age of History 2 APK'sının içine atıyorsunuz dostlar. İşlem tamamlandı. Gördüğünüz üzere background'larımız Age of Story 2 APK'sının içerisinde. Buradan sonra yapmanız gereken tek şey bu APK'ya tıklamak, işlev demek, APK imzalama demek ve tamam seçeneğini seçmek. APK imzalanmaya başlayacak ve çok uzun sürmeyen bir işlem. Sonucunda APK imzalanmış olacak. Sonrasında önünüze gelen yeni APK'yı kur deyip yükleyeceksiniz. İşlem bu kadar basit. Umarım video işinize yarar dostlar. Umarım bu arka planları beğenirsiniz ve kullanmaya başlarsınız. Güzel bir arka plan olduğunu düşünüyorum. word Plus'a gayet yakışmıştı. Geliştirmelerimizle beraber kesinlikle normal Age of 2'ye de gerçekten yakışacak. Siz de göreceksiniz. Ee, bunu ilk sürüm olarak düşünebilirsiniz bu grafik modunun. ilk sürümü şu anda indirebilirsiniz abi. Gördüğünüz üzere uygulama yüklendi. Dilerseniz açalım. Evet gördüğünüz üzere yüklediğimiz arka plan şu anda telefonunuzda, mobil cihazınızda yüklü olacak. Artık buradan sonra tek yapmanız gereken oynayıp keyfini çıkarmak dostlar. Dediğim gibi umarım arka plan hoşunuza gider. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem İmparatorluğu Discord sunucusuna da katılabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.